İşlerin böyle olacağını nereden bileyim? Çok haylaz bir çocuktum yani, çok. Haylaz derken yani ölçülü ama çok böyle firari güvercin. Hani ipi kopuk uçurtma gibi. 1974'te tiyatroya başladım. Ahmet Büyükpaşa Devlet Tiyatrosu'nda. Feraicizade Mehmet Şakir Bey Gençlik Tiyatrosu kursu. Bu kursa da beni mahalledeki abilerimiz yönlendirdi. Bazıları oyuncu doğar. Başka yapacağı hiçbir şey yoktur. O oyuncu doğar. Yani mahalle onu zaten doğduğu andan itibaren oyuncu olarak mimler. Bu çocuk mutlaka bir şey olacak derler. Dizi başladı. Daha iki hafta geçti geçmedi. Telefonlar yağmaya başladı bana. O adam kim? Hani iki bölümde, üç bölümde bir oyuncuken her hafta sonra da başrol. Başrol oldu yani. Çok büyük oyuncular, Robert De Niro'lar falan. Erkan abinin özellikle Takva'daki performansına hayran kaldılar. Bir rol çalışırken bu rolü şimdi beyninin bir tarafı bu kaptanı düşünür. Bu adam kaç yaşında, kim, nereli, annesi kim, babası kim? Yani bütün soruları sorarsın role, o soruların cevabını alırsın. Alamadığın yerde zaten bir eksiklik, bir aksaklık, bir şey olur yani. Hiç unutmuyorum, bir gün Ahmet Levendoğlu dersinde, sahne dersinde doğaçlama yapılıyor. Konular seçildi. Erkan da spastik bir çocuk oynayacak. O spastik çocuğu oynamaya başladığında Ahmet Levendoğlu dahil önce hepimiz çok güldük. O kadar güzel yapıyorduk ki çok güldük fakat güldüğümüze utanmaya başladık. O kadar sahiciydi ki mıhlandık, kaldık olduğumuz yerde ve egzersiz bittiğinde ya hepimiz hayranlıkla Erkan'a bakıyorduk. Hissettiğin gibi oyna. Benim metodum da bu.